Amerika Birleşik Devletleri 1776'da kurulduğundan bu yana başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Federal bir cumhuriyet olan Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasa kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsiyor. Başkanın yürütme, Kongrenin yasama ve Yüksek Mahkemenin yargı yetkileri kesin çizgilerle belirlenmiş durumda. Birleşik Devletler'in yasama organı Kongre, temsilciler meclisi ve Senatodan oluşuyor. Vekil ve senatörler doğrudan halk tarafından seçiliyor. Dolayısıyla halka karşı sorumlular. Başkanın gücü Kongre tarafından denetleniyor. Kongre'ye rapor veren başkanın harcama yetkisini kullanabilmesi için bütçenin Kongre tarafından onaylanması gerekiyor. Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi var. Sandalye sayısı her eyaletin nüfusuyla eş oranda paylaştırılıyor. Kongrenin üst kanadı olan senatonun her eyaletten iki olmak üzere 100 üyesi bulunuyor. Başkent Washington'dan meclis üyesi veya senatör seçilmiyor. Temsilciler Meclisi üyeleri 2, senatörler 6 yıl için seçiliyor. Anayasamızın denetim mekanizmaları var. Bunlar kongre ve yüksek mahkeme ve çok güçlü. Ayrıca kongre üyeleri parti değil halk tarafından seçiliyor and the members of Congress are Performansı doğrudan seçmen tarafından değerlendirilen kongre üyeleri halka karşı sorumlu. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın geniş yetkileri mutlak şekilde kongrenin denetiminde. Yasa yapan kongre, ABD başkanının hazırladığı politikaları da yönlendirebiliyor. Başkan kongreye rapor veriyor ama kongre başkana rapor vermiyor. Kongrenin bu gücü çok net bir gerekçeye dayanıyor. I think the... Kongre güçlü çünkü hükümetin programları hayata geçirebilmesi için gerekli olan bütçeyi onaylayan kongre. Başkanın gücü kararnamelerden gelir. Şimdiki gibi bölünmüş bir kongrede istediği yasayı çıkarttıramazsa başkanlık kararnamesi imzalar. Ama kongrede bu da karşı yasayla engellenebilir. ABD kongresi en az başkan kadar etkili bir organ. Bu sebeple kongre seçimi ülkenin iç ve dış politikalarını belirleyecek kadar kritik önemde.